Selam gençler, Kimya Adası'nasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim, yeni bir gündeyiz ve bugün de kısmi basınçla derslerimize başlıyoruz. Evet, o zaman ne yapalım? Ders notları kitabımızı elimize alalım ve sayfa 44'ü açalım. Dersimizi beraber takip edelim. Haydi bakalım gençler, hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi dersler dilerim. Evet, kısmi basınç deyince tabii ki buradaki kazanımlarımız mol kesidi diye bir kazanımımız var. Bunu vereceğiz. Mol ile basınç aslında ilişkisini yapacağız burada. Onu da burada belirteyim. Şimdi bakın, elimde bir gaz karışımı var. Mesela bak, kabı görüyorsun ki içerisinde 2 mollük S gazı ve 3 mollük Y gazı olduğunu varsayıyoruz. Şimdi bu gazlardan oluşan bu karışımlar zaten tabii ki homojen karışımlardır, değil mi? Yani gaz karışımları bir çözeltidir. Bunu cebimize koyuyoruz. Peki bu gaz karışımında acaba her bir gazın ayrı ayrı yaptığı basınç yok mu? Tabii ki var. Bak, burada şimdi S gazı var. S gazı ne yapıyor? Her tarafa 2 mollük bir madde miktarıyla vuruyor. Y gazı da 3 mollük bir madde miktarıyla her tarafa vuruyor ve bunlar ayrı ayrı basınçlar uyguluyorlar. İşte bu gazların ayrı ayrı yaptığı basınca o gazın neyi diyoruz? Biz o gazın kısmi basıncı adını veriyoruz. Peki burada aslında kısmi basıncının ne ile alakalı olduğunu ben söylemeden önce aslında ben burada şöyle bir bağıntı yazmak istiyorum. Neydi bağıntımız? Paran varsa ne rahat. Bak, gazlarda kendi formülümüzü kendimiz üreteceğiz ve zaten paran varsa ne rahattan tüm formüller çıkar. Şimdi ben burada öncelikle S gazı için bu formülü yazmak istiyorum. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? S gazının basıncı çarpı S gazının hacmi eşittir S gazının molü S gazının R sabiti çarpı S gazının T'si. Peki aynısını ben Y gazı içinde yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. O zaman Y gazının basıncı çarpı Y gazının hacmi eşit olması lazım. Y gazının molü R çarpı Y gazının sıcaklığı. Şimdi bu gazlar, bak şimdi şöyle ki ben burada PS dediğim şey ne biliyor musun? PS dediğim şey aslında bu karışımdaki S gazının kendi basıncı. İşte biz bunu ne diyoruz biliyor musunuz? S gazının kısmi basıncı diyoruz. Yani S'nin aslında kısmi basıncı olarak karşımıza geliyor. Yani bu kısmi basınç dediğimiz şey bu aslında. Peki aynı mantıkla ben burada ne var, bir de benim elimde Y gazı var. O zaman PY dediğimiz şeyde ne olur? O zaman o da Y'nin kısmi basıncı oluyor. Y gazının kısmi basıncı oluyor. İkisini toplarsam ben burada ne elde ederim tabii ki? Toplam gaz basıncını elde ederim. Toplam gaz basıncı nedir diye bakarsak tabii ki S gazının kısmi basıncıyla Y gazının kısmi basıncı toplamıdır. Bak, bunu böyle görüyoruz. Pekala, ben şimdi burada ne göreceğim? Başka şunu göreceğim. Her iki gaz da aynı ortamda. Dolayısıyla her iki gazın da hacmi ne kadardır? Zaten kabın hacmi kadardır. Dolayısıyla burada S gazının hacmi ile aslında Y gazının hacmi ortak. Aynı zamanda aslında Y gazı yazacaktık. Yanlış oldu. Şöyle yazalım. Aynı zamanda bu iki gazın sıcaklıkları da aynı ortamda olduğu için eşit değil mi? Yani aslında S gazının sıcaklığıyla biz burada Y gazının sıcaklığını da eşitlemez miyiz? Doğru, eşitleriz. O zaman şimdi ben yukarıda yazdığım bu ifadeleri birbirine bölmek istersem. Böldüğüm zaman bak, bir kere R'ler sabit. R'ler burada gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Peki sıcaklıklar da eşit aynı ortamda. Yani o zaman bunlar da birbirini götürürler. Aynı zamanda bunların hacimleri de ortak. Bak ne olmuş oldu? O zaman S gazının kısmi basıncının Y gazının kısmi basıncının oranı eşit olması lazım. S gazının molünün Y gazının molüne oranı. Yani ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın. Yani derler ya, ne kadar köfte o kadar ekmek. Burada ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın. Mesela diyelim ki bak, şöyle bir şey olsun. Senin buradaki kapta o zaman demek ki şöyle bir şey. Önce şunu söyleyelim. Burada arkadaşlar S ve Y gazlarının aslında neye eşittir? Bir kere şunları yazayım. Hacimleri ve tabii ki sıcaklıkları aynıdır. Bir kere bunu yazayım. Önce bunu yazalım. Ve burada bunların demek ki kısmi basınçları neyle alakalıymış? Molleri ile orantılıymış diye de buraya belirtelim. Ben mesela şurada bir işlem yapmak istiyorum. Mesela diyelim ki bu gazın toplam basıncı 70 santimetre civarı olsun, tamam mı? Böyle bir yorum yapayım, tamam mı? Böyle bir şey olsun. Toplam basıncımız bu olsun. Şimdi düşünsene bak, 2 mol S var, 3 mol Y var. Şimdi bak, o zaman şimdi mollerimiz neymiş burada yerine koyduğumuz zaman? Öyle kabul edelim. 2 bölü 3 değil mi? He, o zaman demek ki o zaman S gazının basıncının Y gazının basıncının oranı 2 bölü 3. Yani o zaman ben S gazının basıncına, kısmi basıncına 2P dediğimde Y gazının kısmi basıncı da 3P oluyor mu? Evet, oluyor. Toplam basıncımız 2P artı, değil mi? 2P artı 3P eşittir 5P. 5P'yi ben ne kabul etmiştim? 70 kabul etmiştim. O zaman P buradan ne olur? P de buradan 14 olur. Yani şöyle ki aslında o zaman demek ki aslında şunu söyleyebiliriz. 5 mollük gaz karışımımız, toplamdaki 5 mollük gaz karışımımız ki bu 2 molü S'dir, 3 molü Y'dir. Toplamda 70 santimetre civa basınç yaparsa o zaman demek ki yani P toplamımız bizim burada 70 ise o zaman demek ki şöyle hemen şunu yazabiliriz. He, o zaman benim elimde 2 mol S var. 2 mol S ne yapar bu durumda? P zaten 14'tü. 2P'de neydi zaten görüyorsun? 28. Evet. O zaman 2 mol S'de ne yapar? O zaman 28 santimetre civa basınç yapacak diye düşünebilirsiniz. Evet, buradan bunu düşünebiliriz. O zaman aynı şekilde o zaman 2 mol S bu ortama, yani bu ortamda 2 mol S var ve 28 kadar basınç yapıyorsa. O zaman 3 mol S ne yapar? Aynı hacimde ve aynı sıcaklıkta. O zaman 3 mol S diyorum pardon. 3 mol Y ne yapar? O zaman bu durumda onun da yaptığı basınç bu 14 çarpı 3 yani 42 santimetre civa olarak karşımıza gelir. Çünkü onun basıncı da neydi? 3P'ydi. O da ne olur? P 14 ise 3P'de 42 gelir. Yani o zaman herkes molüne göre basınç yaptı ve ben bunu söyledim. O zaman toplam basıncımız 70 olarak ben burada bir değer vermiştim. Ona göre ben S gazının ve Y gazının buradaki basınçlarını ayrı ayrı buldum. İşte onların kısmi basınçları olmuş oluyor. Peki devam edelim. Şimdi bak bu karışımda demek ki bir karışımda her bir gazın ayrı ayrı mol sayısının karışımdaki bir tane daha var. Onu şimdi söylüyorum zaten. Ayrı ayrı molleri toplamında biz mol kesri diyoruz. Bak şimdi ben bir daha şu şekli yazayım. Hem bu şekil üzerinden bir kere daha bu slayttan görelim. Çünkü diğer slaytta kaldı. Ne vardı elimde? 2 mol S vardı değil mi? 2 mol S vardı. Bir de ne vardı? 3 mol Y vardı. Pekala bak ne diyoruz? Bir karışımdaki her bir gazın ayrı ayrı mol sayısının toplam mol sayısının oranı. Biz buna mol kesri diyoruz ve biz bunu X harfiyle gösteriyoruz, tamam mmı? Şimdi bak ben burada mesela X S'yi bulalım. Yani S'nin mol kesrini bulmak istersem. Ne olur o zaman bu durumda? Burada S'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Bak onu burada yazayım. Peki bak ne olur? S'nin mol sayısı 2 mol. Toplam mol sayımız da 2 artı 3. Yani o zaman bu durumda S'nin mol kesri ne oldu? 2 bölü 5 geldi. Görüyor musun? Peki devam etmek istersem aynı şekilde ben Y'nin de mol kesrini bulmak istersem o zaman ne yapıyorum? Y'nin mol sayısını ben gene o mantıkla toplam mol sayısını bölmem gerekiyor. Y'nin mol sayısı 3'tü. Toplam mol sayımız da 2 artı 3. Yani bu durumda ne olur? 3 bölü 5 olmuş olur. Bir şey gördün mü bilmiyorum ama bak şimdi görelim ama görmediysen. Bak 2 bölü 5 3 bölü 5. Toplarsam ne olur? 1 olur. Ha, demek ki karışımdaki gazların mol kesirleri toplamı her zaman 1'dir diyoruz. Bak molleri toplamı 1 değil. Şimdi bunu böyle deyince aklımıza şu geliyor. Kalıyor daha doğrusu. Ha, demek ki bir karışımdaki moller toplamı 1'dir. Hayır öyle değil. Moller toplamı her şey olabilir. Yani mesela bak burada ne var? Görüyor musun? 2 mol S var, 3 mol S var. Toplam moller toplamı 5'tir. Neyin toplamı 1'miş? Bak unutma. Bir karışımdaki o karışımı oluşturan maddelerin ayrı ayrı mol kesirlerinin toplamı 1'dir. Mollerinin toplamı 1 değildir. Unutmuyorsun. Evet. O zaman bak görüyorsun ki bak burada ne geldi? 2 bölü 5'e 3 bölü 5 oldu. Toplarsak da ne olur? Burada 1 olur. Ben bunu niye verdim biliyor musun? Çünkü bak burada bir tane daha formül var. O formülü yazalım. Ben burada öyle de yazabilirim. Bak biz şimdi toplam basıncı ne kabul etmiştik? Toplam basıncı 70 santimetre civa olarak kabul etmiştik ya. Bir de formülle de bunu bulabiliyoruz. Ayrı ayrı bunların kısmi basınçlarını. Yani derseniz ki hocam ben formül çok seviyorum. Gerçekten formül benim için bir yaşam felsefesi. Formülsüz yapamam diyorsan o zaman sana bir de formül vereyim. Formülle yap. Olur mu? Peki nasıl yapacağız? Şöyle ki. Mesela ben S gazının burada kısmi basıncını bulmak istersem şöyle buluyorum. S gazının mol kesri çarpı P toplam. Bak şimdi hemen yapalım istersen. S gazının mol kesri nedir? Zaten şeydir. S gazının molü bölü toplam mol sayısı çarpı P toplam neydi? 70. İşte bak buradan ne olur bakarsan gene sadeleşirsek 28 santimetre civa gelir. Hani bir önceki soruyu hatırlar mısın? Biz zaten 28'i burada bulmuştuk S gazı için. Demiştik ki toplam 5 molde 70 ise 2 molde 28, 3 molde 42. Böyle bulmuştuk ama ikinci yolda formüllü. Mesela biz aynı mantıkla demek ki neyi bulabiliriz? Y gazının kısmi basıncını da bulabiliriz. O zaman P'ye eşittir diyeceğiz. Bu sefer de Y gazının mol kesri çarpı P toplam diyeceğiz. Yani bu şu demek, mol kesir demek Y gazının molü 3 moldü. Toplam mol sayısı 3 artı 2 5'ti. Çarpı 70. Buradan ne geliyor? 42. Zaten öyle bulmuştum da bu da benim neyim olur demek ki? İkinci yolum olur. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bununla ilgili sorular var. Beraber değerlendirelim. Şimdi elimde bir kap var arkadaşlar. Kabın içerisinde 0.4 mol amonyak gazımız varmış. Bak görüyorsun ki 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane burada H2S gazı varmış. Aynı zamanda 3.2 gram da oksijen gazı varmış. Bunlar da bize diyor ki amonyak gazının kısmi basıncı ve toplam basınç hangisine doğru olarak verilmiştir? Ve bana oksijen gazının kısmi basıncını zaten vermiş. Bak iki yöntemle de yapabiliriz. İstersen önce şöyle yapalım. Biz böyle mantıklı yapalım, yani oran orantıdan yapalım. Çünkü bu gazların neye aynıydı hatırlar mısın? Bu gazlar için bak paramvarsine rahatı ayrı ayrı yazdığımı düşünelim. Her bir gaz için aslında tabii ki burada hacim ortak. Her bir gaz için sıcaklık da aynı. Onlar birbirini götürür. R'ler de aynı. O zaman ne kadar molün varsa o kadar basınç yapacak mısın? O zaman biz bunların mollerini bulalım. Elinde ne var? 0.4 mol amonyak varmış. Bak bu verilmiş zaten görüyorsun ki. Ben burada H2S'in hemen molünü bulayım. Bak diyor ki 3.01 çarpı 10 üzeri 23. Zaten 1 molü bu kadar değil mi? Avogadro sayısı kadardı. Yani eğer elimde 1 mol H2S olsaydı aslında bu ne kadardı? 6.02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. Bu bir kural zaten değil mi? Mol'de bunu görmüştük. O zaman demek ki ne diyelim 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç mol'dür? Tabii ki bu durumda elimde 0.5 mol H2S vardır. Evet görüyorsun. Peki 3.2 gram oksijen hemen bulalım. Zaten 1 mol oksijen olsaydı elimde, 1 mol O2 olsaydı oksijen eması 16 olur ama O2 olunca 32 gram gelir. 1 mol oksijen 32 gram oksijendir. Peki o zaman 3.2 gram oksijen ne kadar mol'dür? Tabii ki nedir? 0.1 mol'dur. Bak görüyorsun, bunu böyle söylerim. Peki bak şimdi ben bunu önce mantıkla yapmak istiyorum. Demiş ki bize soruda amonyak gazını, pardon oksijen gazını vermiş. Oksijen gazının kısmi basıncı 0.3 atm. Yani bak burada oksijen gazının basıncı 0.3 atm. Görüyor musun? Yani bu kaba 0.1 mollük oksijen 0.3 atm basınç yaparsa bunun 5 katı mol'de H2S ne yapar? Bunun 5 katı kadar basınç yapmaz mı? Yani bu durumda H2S'in basıncı bunun 5 katı, yani 1.5 atm olması lazım. Çünkü ne kadar mol'ün varsa o kadar basınç yaparsın. 0.1'e 0.3 ise 0.5'e 1.5 olması gerekiyor. Aynı mantıkla amonyak ne yapar? Onun da mol sayısı 0.4. O zaman 0.1'e 0.3 ise 0.4'e ne olur? 1.2 atm yaparız. Bak bunu da böyle görüyoruz. Toplam basınç hepsinin toplamı demek değil midir? Evet doğru. Toplam basınç tüm gazların yaptığı ayrı ayrı basınçların toplamı. 1.2 artı 1.5 2.7, 0.3'te 3 atm. O zaman bak ne olur cevaplara bakarsak, bize ne sormuş? Amonyak gazının yaptığı basınç 1.2, toplam basınçta ne geldi? 3 atm geldi. Bakıyorum cevap B şıkkı bak. Bu benim normal mantıkla yaptığım ifade. Ama diyorsan ki ya hocam bana formülle gelin hocam. Ben formül seviyorum diyorsan hemen sana formülle geliyorum Fuat. Bak şimdi bak nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz tabii ki. Fuatlar formülcü olur değil mi? Evet şimdi elimde bir oksijen gazı var. Oksijen gazının molü belli. Tamam. Toplam mol de belli. O zaman formül neydi? Hemen şunu düşünelim. Bak formül şuydu. Oksijen gazının kısmi basıncı neydi? Şöyleydi. Oksijen gazının mol kesidi. Yani şu demek aslında. Oksijen gazının molü bölü toplam mol sayısı çarpı P toplamda. Hatırladın mı? Bu formülü yazmıştık. Oksijen gazının kısmi basıncı 0.3'tü. O zaman yerine koyuyorum şimdi. 0.3 eşittir diyorum. Oksijen gazının molü ne kadarmış? Zaten 0.1 vermiştim. Toplam mol sayımız ne kadardı? Bak topladığın zaman 0.4, 0.5, 0.1 topla 1 gelir. Evet çarpı P toplam. İşte bak ne olur? P toplam buradan zaten ne gelecek? 3 atm gelecek. Bak bunu yakalamış olduk, gördün mü? O zaman P toplamı bulduk. Peki P toplamı kullanarak ben ne yapabilirim şimdi? Amonyak gazının kısmi basıncını da bulabilirim. Çünkü onun da bir formülü var tabii ki. Onu da şuraya yazayım tabii ki arkadaşlar. Amonyak gazının kısmi basıncı ne olur? Hemen bunu yazarsam o da şu olur. Amonyak gazının molü bölü toplam mol sayısı çarpı P toplam. Yani aslında toplam mol sayısını yanlış yazdım ifade olarak. Şöyle X yazdım. Toplam mol sayısı çarpı P toplam yazıyoruz. Şimdi bak burada ne olur biliyor musunuz? Burada zaten aslında mol kesini kullanmış oluyoruz amonyağın. Onu da gördün değil mi? Amonyağın mol sayısı 0.4. Toplam mol sayısı 1 çarpı P toplamı artık biliyordum ya. 3'ü de yerine koyuyorum. O zaman ne olur? 1.2 atm. İşte bak bunu da buldum. İşte görüyorsun. Bu da yapılabilir. Hani istersen buradan da yap. Fark etmez, tamam mı? O yüzden cevap da bu durumda ne geldi? B seçeneği geldi diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Evet, son sorumda çok güzel karizmatik bir soru. İçerisinde bir pistonlu kap var, görüyorsunuz ki pistonlu kap içerisinde de gazlarımız var. 9.6 gram metan gazı var, 1.6 gram helyum gazı var bu kapta. Şimdi diyor ki bunların bir şey yapıyormuşuz ve yaptığımız netice sonunda kısmi basınçları eşitleniyormuş. Buna göre acaba hangileri doğrudur demiş. Hemen bak dikkat edeceğim. Öncelikle molü bulacağız. Çünkü bak paran varsa ne rahatı, her iki gaz içinde düşünürsek bu gazların neleri eşitti diye bakarsanız bu gazların tabii ki hacimleri aynı değil mi? Aynı alanda çünkü. Hacim demek kabın hacmi demektir. Kabın hacmi aynı olduğu için bunlar aynı alanda. Başka neleri eşit? Sıcaklıkları da eşit tabii ki bunların. R'leri de eşit bak mantıken. O zaman ne kadar molün varsa o kadar basınç yapmaz mısın? Evet, dolayısıyla. Şimdi bak önce bunların mollerini bulmam lazım. Şimdi 1 mol CH4, bak CH4'ün eması 16 bu arada. 1 mol CH4 arkadaşlar 16 gram. O zaman 9.6 gram ne olur? Bunun 6 katı olsa 96 olur. Demek ki elimde 0.6 mol başlangıçta CH4 var. Evet, 1 mol helyumda 4 gram, 1.6 gramda bu durumda ne olur? 0.4 mol helyum olur. Buraya da hemfikir miyiz? Peki bunların basınçları şu an eşit mi? Değil. Neden? Çünkü molleri eşit değil. Mesela bak şimdi şöyle ki aslında 0.6 mole 0.4 mol ya. Bunların hacimleri eşit, sıcaklıkları eşit. O zaman ne kadar molü varsa o kadar basınç yapar. O zaman metan gazının ben kısmi basıncına 6P desem, helyum gazının kısmi basıncı bu duruma 4P olur. O zaman şimdi benim toplam basıncım ne olur? Toplam basıncım benim burada 10P oldu mu? Peki bak benim burada neyim var? Yalnız pistonlu kabım var. Pistonlu kapta basınç neydi? Basınç dış basınca eşitti. O yüzden buradaki 10P aslında P0 yani 76 santimetre civadır. O zaman 10P eşittir 76 ise bu durumda P bu durumda 7.6 gelir arkadaşlar. Peki o zaman şimdi ben burada CH4 gazının kısmi basıncını bulursam başlangıçta 6P demiştim değil mi? 6 ile 76'yı çarparsam galiba 45.6 gibi bir şey geliyor. O zaman demek ki buradan 456 gelir. Bir tane virgül kaydırsam evet 45.6 santimetre civarı gibi bir değer geliyor. Peki bu durumda bak ben CH4'ü bulmuş oldum. Eğer işlem hatası yapmadım. Yok, yapmadım. Peki helyum gazına bakalım. Helyum gazı da bu durumda ne oluyor diye bakarsan arkadaş o da 4P'ydi zaten. 4 ile 76.6'yı yani 4 ile 76 çarpsak 304. Bir tane sıfır kaydırırsak o zaman bu durumda ne oluyor? Helyum basıncı da 30.4 santimetre civarı oluyor. Şimdi bunların başlangıçta zaten basınçları böyleymiş. Bak daha helyum gazı falan eklememişiz görüyorsun ki. Şimdi ne diyor? Ben kaba bir miktar helyum gazı ekliyorum ve bunların kısmi basınçları eşitleniyor. Kısmi basınçların eşitlenmesi demek bunların mollerin eşitlenmesi demektir. O zaman demek ki bak 0.6 mol CH4 varken 0.4 mol helyum gazı varken ne kadar dışarıdan helyum gazı gelmesi lazım? Demek ki dışarıdan 0.2 mol daha helyum gelsin ki ilave yapalım ki bu durumda ne olsun? Molleri 0.6 eşitlensin. Pekala. O zaman diyor ki şimdi bunu anladık. Pekala. Eklenen helyum gazı 0.8 gram mı? Zaten 1 mol helyum kaç gramdı? 1 mol helyum 4 gramdı. Dolayısıyla ilave ettiğim helyum 0.2 mol olduğuna göre o zaman demek ki ne kadar helyum ilavesi yapmışım? 0.8 gram. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Peki kabın hacmi ne olur? Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Bu tür kaplarda basınç değişmez. Çünkü neden? Piston serbest. Amacı ne? İç basıncı her zaman dış basınca eşitlemek. Bunu biliyoruz. Peki şimdi bak paran varsa ne rahatı yazıyorum. Bir kere basınç değişmiyor değil mi? Yani iç basınç dış basınca eşit olduğu için. Sıcaklığımız sabit. R'miz sabit. Mol artarsa otomatikman bunu dengelemek için hacim artması lazım. O zaman formül şu olur. Başlangıçtaki hacmin son hacmi oranı eşit olması lazım. Başlangıçtaki molün son mole. Şimdi bakıyorum. Başlangıçtaki hacmimiz ne kadar? Diyelim ki 10V idi, tamam mı? Son hacmi biz bilmiyoruz. Ona V2 diyelim, tamam mı? Başlangıç molüm ne kadardı? Başlangıç molüm 0.6 CH4'ten 0.4 molde helyumdan toplam 1 mollük benim elimde malzeme vardı. Şimdi ne geldi? 0.2 mol daha geldi. Yani 1.2 mol oldu. Yani bakar mısın? 1'e karşılık 10V ise 1.2'ye karşılık kaç V olur son durumdaki hacim? Tabii ki 12V olur. O zaman ne olur? 10'da 12 ve yüzde arkadaşlar 120 ve yani o zaman kabın hacmi %20 arttı. Görüyor musun? Yani 10V'de 12V oldu. Yani 10V'de aslında 2V artmış oldu. 100 olursa 100V'de ne olur? 20V olur. O yüzden %20 artmıştır diyebiliriz. Peki şimdi gelelim CH4 gazının kısmi basıncı ne olur? Şimdi CH4 gazının zaten kısmi basıncı azalması lazım ama öncelikle şunu söyleyelim. Başlangıç basıncımız ne kadardı? CH4'te 45.6 idi. Helyum'da ise 30.4'tü. Bunu görebiliyoruz. Şimdi üst tarafı bir silelim isterseniz. Bunları çünkü bulmuştuk zaten, görüyorsunuz ki. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Son durumda bunların molleri şöyle oldu. 0.6 mol elimde helyum gazı var. 0.6 molde elimde aslında CH4 gazı var. Yani bunların molleri eşit olduğuna göre bunların son durumdaki basınçları da eşit olur. Yani bizim elimizde artık PATM bundan, ya PATM bundan. Yani bizim artık P artı P'lik bir basıncımız var. Toplam 2P'lik basınç neye eşit? 76'ya eşittir. O zaman son durumdaki olay buysa demek ki helyumun kısmi basıncı şu anda 38 cm civadır. CH4'ün de yaptığı basınç 38 cm civadır. Yani böyle bir durum var. Pekala. CH4'ün başlangıçta 45.6 idi. Şimdi 38 cm civa. Ne kadar azaldı? 7.6 cm civa azaldı CH4. Evet. Peki bu kaç ATM'dir? Bak şimdi hemen ATM'yi hatırlıyor musun? Bak şurayı silelim. 1 ATM neydi? 76 cm civa idi. Pekala. 7.6 cm civa ne olur? 0.1 ATM. Demek ki 0.1 ATM'lik bir azalma var CH4 gazında. Çok güzel soru. O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 1, 2, 3 yani E seçeneği oldu diyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben böyle sorularla sizlere konuyu anlattım. Ama tabii ki konumuz devam edecek. Bugün derslerimiz yine var. Zaten gazlarda yarın da konu anlatımını tamamlayacağız ve sonra soru ödev kampına geçiyoruz. Ve bol miktarda sorularla derslerimizi pekiştireceğiz gençler. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.